Hasan Öztürk, Azerbaycan'da Değişim Külekleri Bakü Şubat ayında buz gibi bir havada otel odasından Bakü'ye bakıyorum. Karşımda Hazar, sağımda ötelerde şehitlik Yabanı, otelin hemen arkası Targovi meydanı. Az ilerisi içeri şehir, yeni ile eski, gelenekle modern iç içe. Soğuk, buz gibi hava. Bakü, namı diğer külekler, rüzgarlar şehri. Rüzgar karadan denize doğru esiyor şu an şiddetli. Hazar'ın kıyılarında küçük hortumlar oluşuyor görüyorum. Sanki son dönemdeki Azerbaycan siyasetinde esen sert rüzgarlar gibi. Yeni dönem, yeni parlamento. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 5 Aralık 2019'da Azerbaycan Milli Meclisi'ni, parlamento'yu feshetti. Erken seçim kararı alındı. 9 Şubat 2020 işte o seçim günü. Yaklaşık 5,5 milyon Azerbaycanlı 125 sandalyeli meclis için oy kullandı. Normal şartlarda 2020 Kasım ayında yapılması gereken seçimler erkene alındı. Çünkü Azerbaycan'da 2015 petrol krizinden sonra başlayan devletin yeniden inşa süreci 2019'da hızlandı. Petrol dışı sektörlerin teşvik edilmesiyle başlayan süreçte servetin tabana yayılması süreci de başladı. 2019'da ilk kez Azerbaycan'da sosyal bütçe yapıldı. Bu bütçenin gereği olarak asgari ücret aynı yıl içerisinde kademeli artırıldı. Vergi düzenlemeleri yapıldı. Ödenemeyen krediler ve faizlerle ilgili çok ciddi adımlar atıldı. Dar gelirli memnun edildi. Devlet millet kaynaşması için kanallar açıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve birinci yardımcısı eşi Hanımefendi Mihriman Aliyeva halkın arasına karıştı. Aliyev halkın güvenini boşa çıkartmadı. Bu köşeyi takip edenler hatırlayacaktır. En son 12 Nisan 2018'deki Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimini yine Bakü'de gözlemlemiştik ve Azerbaycanlılar Aliyev'den ne bekliyor başlığı altında şunları kayıtlara geçirmiştik. Doğalgaz ve petrol dışındaki gelirler konusunda devletin aldığı yeni önlemler hayata geçirilmeli. Bu konuda tarım ve hayvancılıkla birlikte turizm alanındaki devlet teşviklerine vurgu yapılıyor. Gelir adaletsizliği konusunda acil önlem alınmalı. Azerbaycan zenginleşen, gelişen, büyüyen bir ülke ancak gelir adaletsizliği yüzünden rüşvet ve irtikap olaylarının önüne geçilemediği konusunda vatandaşların bir serzenişi var. Asgari ücretin artırılması ve işsizliğin azaltılması konusunda da büyük bir beklenti oluşmuş durumda. 12 Nisan 2018 Yeni Şafak o günden sonra yeni politikaların uygulanmasında yeni kadroların görevlendirilmesi yoluna gidildi. Eski aktörlerin bir kısmı kenara çekilirken yeni, genç, eğitimli ve rasyonel perspektifle hayata bakan kadrolar ihtisas edildi. Bu yeni duruma parlamentonun da ayak uydurması için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev erken seçim kararı aldı. Dönüşümde Mihriman Aliyeva'nın rolü büyük. Azerbaycan'daki dönüşümde son dönemde Cumhurbaşkanı Aliyev'in en büyük yardımcısı ve paydaşı hiç kuşku yok ki eşi Hanımefendi Mihriban Aliyeva. Bakü'nün çehresini değiştiren isim Mihriban Aliyeva. Milletvekiliyken Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına atanmıştı. Targovi Meydanı'nı görenler, Bakü'deki gece ışıklandırmasını bilenler, bina dış cephelerindeki taş giydirmeleri fark edenler Mihriban Hanım'ın neler yaptığını anlayacaktır. Sadece bunlar mı? gencinden yaşlısına, kadınından dar gelirlisine, sorunları olanların kapısını çaldığı isim de yine o. Mihriban Aliyeva son dönemde önemli bürokratların değiştirilmesinde de etkili oldu. Hatta Cumhurbaşkanlığı kadrolarının değişiminde de. Ve parlamentonun yenilenme sürecinde ismi öne çıktı. Şu anda Azerbaycan yönetiminde Aliyev'den sonra en etkili isim o. Böyle bir atmosferde gidilen seçime YSK Başkanı'nın gece saat 02'de yaptığı basın toplantısında söylediği gibi olağanüstü kötü hava şartları nedeniyle katılım %50'lerde kaldı. Yine sosyal medya üzerinden seçime yönelik yapılan birçok eleştiri için YSK Başkanı hepsini inceleyeceğiz dedi. Hal böyleyken şu saate kadar henüz netleşmeyen 6 seçim bölgesi ile ilgili tartışmalar devam ediyordu. 119 seçim bölgesinde ise Aliyev'in yapı 65, bağımsızlar 43, diğer partiler 10 milletvekili çıkardı. Bu tablo parlamentoda bağımsızları güçlü bir grup haline getiriyor. Edinebildiğim bilgiler çerçevesinde seçimde yapın daha önce milletvekili olan adaylarından 48'i yeniden seçildi. Muhalefet partileri liderleri de parlamentoya girdi. Eski bağımsızlar da birkaç istisna dışında seçimi kazandı. Hal böyle olunca görebildiğimiz kadarıyla yakın bir gelecekte Azerbaycan'ın yeni bir seçim bekliyor gibi. Azerbaycan'ın yerleşik bir demokrasiye kavuşması bizi ziyadesiyle mutlu eder. Yine Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok güçlü olduğu bu dönemin devamı da. En önemlisi Azerbaycan'la Türkiye'nin geleceği. Azerbaycan seçimleri hayırlı uğurlu olsun. Hasan Öztürk, Yeni Şafak